Arkadaşlar gün geçmiyor ki bir Kanuni Mati daha şase kırmasın. Her zaman çoğu zaman kırdığı yerden arkadaşlar şaseyi kırmış Mati'miz. Bunu arkadaşlar yani bizi bulamamış, bizden kastım. Yani bu işi profesyonel yapan kimseyi bulamamışlar. Arkadaşın tamircisi de yardımcı olmak adına adam işinden olmasın çalışabilsin diye elektrik kaynağıyla sanat eseri yapmış. Şimdi ustaya bir şey demiyorum. Usta zaten kendisi de ulaştı bize. Yardımcı olmak adına mecburiyetten yapılmış bir işlem olduğunu söyledi ama bu kaynak zaten tutmaz. Elektrik kaynağı bu şaseyi tutamıyor arkadaşlar. Çok ince bir profil olduğu için deliyor. Bunu hem sağlamlık hem de düzgün bir şey olması için argonla yapmamız lazım. Şasemiz yukarıdaydı. Ben bunu indirdim aşağıya. Yerini merkezledim. Ama biraz daha gelecek tabi. Milimetrik kaçıklıklarımız var. Yerine gelecek. Ondan sonra güzel bir dolgumuzu yapacağız arkadaşlar. Ama tabi normalde bir günde teslim ediyoruz. Söküp takması her şey içerisinde. Ortalama bir güne civarı bir şey sürüyor. Bir günde teslim ediyoruz. Ama ve lakin bunda bayağı bir işçilik uğraşmışlar. Kaynaklar hep üzerinden kesilip alınacak. Yeni parça yapacağız araya gerekirse. Gerekirse şu parçayı bile yeniden üreteceğim. Yani işin sağlam olması adına böyle dört dörtlük bir şey yapacağız. İkinci amortisör bağlantısı var arkadaşlar ama bu motosikletlerde ikinci amortisör yok. Ama yapılabilir mi? Şu an direkt fabrikasyon alt ak şeklinde yapamazsınız ama ufak tefek birkaç işlemle biz bunu yaparız arkadaşlar. Ki yapmışlığımız da var. Ama şaseyi güçlendirmeyi her zaman tabii onu yapsak bile şase güçlenmesi gerekiyor. Buradan kırmasa oradan kırar bu sefer. Çünkü çok dandik yapmışlar. Şase buruluyor, kırılıyor. Şimdi biz bunun önüne geçmek için arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bunu bir temizliğimizi yapalım. Şu eski kaynakları bir kesip almaya çalışalım alabildiğimiz kadar. Ondan sonra toplamaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şasemizi bitirdik. Şase o kadar kötü olmuştu ki normalde değişmesi lazım. Ama biz müşterimizi kurtardık şöyle. Altını üstünü komple doldurduk argonla. Parça yaptık arasına. Bu üzerinden çıkan amortisör arkadaşlar Kanuni Mati. Bu halde ya bu amortisörlerde kaynak tutmuyor arkadaşlar. Bazı kaliteli amortisörlerde tutuyor ama tutsa da en neticede kaynaklı amortisöre güvenemeyiz. Bir de bunu yerine taksak çukura mukura girdim mi atacak yerinden. Yani bu amortisör artık çöp olmuş kısacası. Bu da yeni amortisörümüz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunun da montajını gerçekleştiriyoruz. Bu da Mati'nin kendi amortisörü değil. Zaten arada farkı da görürsünüz. Çok benziyor birbirine ama aynı değil. Bu daha yumuşak, daha alçak. Öbürü hatta şöyle 1 santim, 2 santim daha alçak bu arkadaşlar. Bu 2 santim daha yüksek ve daha sert, daha dirayetli yol tutuş olarak. Çünkü Honda'nın kendi amortisörü arkadaşlar. Hangi model olduğunu söylemeyeceğim. Ustalarımız zaten amortisörü tanırlar görünce. Çünkü böyle söylüyoruz. Bu sefer insanlar kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu en son bitirelim. Bir montajımızı yapalım. Bakalım ne diyor bize. Akşam oldu ama motorumuzu bitirdik çok şükür. Öyle.